Herkese merhabalar. KPSS başvurularını bekliyorduk. Az önce başvuru ekranı açıldı sevgili arkadaşlar. Nasıl başvuru yapacağız? Sizlere uygulama olarak anlatacağım. ÖSYM aday işlemleri sayfamıza giriyoruz. ÖSYM şifremizle. Eğer ÖSYM şifremizi unuttuysak E-Devlet'e giriyoruz. Kendi devletimize. ÖSYM yazdıktan sonra orada aday işlemleri diye bir sekme çıkıyor. Ona tıkladığınızda sizi zaten bu sayfaya yönlendirecek. Bu sayfaya geldiğinizde en üste bakın KPSS lisans başvuru diyor. Ona tıklıyorsunuz, sonra bu ekran çıkıyor başvuru yap diye. Bu arada ücret 350 TL olmuş. Geçen yıl 150 idi, bu yıl 350'ye çıktı. 375 civarı bekliyordum ben. Fazla zam yapmamışlar lisansa diğerlerinde olduğu gibi. Başvuru yap'a tıkladık. Daha sonra burada kişisel bilgilerimizin yer aldığı ekran çıkıyor. Herhangi bir hata yoksa ki yoktur zaten. Devam tuşuna. Sonraki adım diyoruz. Daha sonra iletişim bilgilerimizin yer aldığı ekran çıkıyor. Burada da herhangi bir hata yoksa yine sonraki adım diyeceğiz. Burada şunu söyleyeyim. Cep telefonu numaranızı girmek veya güncellemek isterseniz özellikle telefonlarda oraya yazılmıyor. Rakam giremiyorsunuz, silemiyorsunuz da. Onun da çözümü var. Şu artı 90'ı başka bir kod yapın, başka bir ülkenin kodu yapın. Sonra numarayı yazın. Sonra tekrar onu artı 90'a çevirdiğinizde sorun hallolmuş oluyor. Daha sonra eğitim durumunuzla ilgili bilgi çıkacak. Orada da sıkıntı yoksa asıl önemli yere geldik. Sınav merkezi tercihleri. Burada bir ve ikinci tercihimizi yapacağız. Mezun olan üniversitenin bulunduğu ülke adı. Eğer çalışıyorsak bir kamu kurumunda onu işaretleyeceğiz. Daha sonra iki tane tik atmamız gereken yer var. Onları da tikledikten sonra geri kalan kısımda çok fazla bir şey yok. Şehit Gazi yakını varsa. Ve bir de burada sevgili arkadaşlar oturum seçimi var. Genel kültür, genel yetenek zaten tikli, bakın ona tik atmayacaksınız. Eğer eğitim bilimlerine de girecekseniz o eğitim bilimlerine bir tik daha atacaksınız. 350 TL'lik daha borcunuz olacak. Daha sonra sağlık durumuyla ilgili bölüm geliyor. Burada da hata yoksa sonraki adım diyorsunuz. Ön izleme ve onay bölümüne geliyor. Daha sonra orada bir tekrar kontrol edip onayla diyorsunuz ve başvurunuz kaydediliyor. Bundan sonrasında da ücreti yatırmanız gerekiyor. Ücret ödemede 16 Mayıs'a kadar ödeyebilirsiniz. Bankamatiklerden, internet bankacılığından veya ÖSYM'nin sitesinden bunu yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir video paylaşacağım. 3 şekilde de ödeme nasıl yapılırla ilgili. Sorunuz olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.